Sonra da iyi olur derim. Şimdi Mürvet bana çok güzel bir doğum günü hediyesi getirmiş. Ben demişim ki burada hatırlamıyorum. Yani bu şalı yap, şöyle güzel bir kutuya koy. Harika bir hediye olur demişim. Hediyemi çağırmışım aslında. Evet. Şu pelür kağıt olayın ve benim hediyem o kadar güzel, o kadar güzel. Şimdi bu çiçekli olduğu için şöyle yapayım da bir dakika. Nasıl güzel, nasıl güzel. Erkan deli diyorsun değil mi bana? Ama ne yapayım şimdi bunun da güzelliğinin. Şunu yapmıştı hatırlayacaksınız burada programda Mürvet. Mürvet bu çok güzel. Evet. Ama öyle bir torbada da çok güzel olabilir. Evet, torbada da değil çok mi? Güzel olur. Evet, sen olur. Dikiş biliyorsun. Biliyorum. Belki öyle kendine has bir torba da yapar. Böyle bunları evet, içine koyarsın. Aynen öyle. Satış içinde sunum da çok önemli. Bakın böyle yapmış. Bunu içine koymuş. Bunu da böyle böyle yapıp böyle koymuş. Bir açtım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Mahcup güzel oldum. Günlerde kullanın. Gerçekten ne olur bana hediye yapmayın. Olur mu? Çok maalesef. Üzülüyorum. Emeğinizle yaptığınız şeyi getiriyorsunuz. Ben gerçekten çok üzülüyorum. Güzel ellerine sağlık. Kullanın. Tabii ki teşekkür ediyorum. Mürvet bugün ne yapıyoruz? Bugün dikdörtgen şal yapıyoruz. Dikdörtgen şalın da yani böyle tablo gibi yapmış. Şimdi açalım Mürvet gel bunu. Sen tut bir uçtan. Mürvet aşağı yukarı kaç metredir bu? Bir metreden fazla. Bir dakika. Şöyle, bir buçuk gibi. Şöyle yapayım. Bir buçuktan fazla. Evet. Çok güzel olmamış mı? Yani şiir gibi olmuş. Bütün şeylerin gelişi o kadar evet. Güzel ayarlanmış ki. Mürvet biliyorsunuz bütün ipleri ayırarak yani renk geçişli ipleri ayırarak çalışamıyorum başka türlü evet. Diyor. Kendine göre ayarlıyor. Şunu bir şöyle bir alacağım. O kadar güzel ki. Yani bu evet, şöyle geleyim Erkan. Bayağı güzel olmuş. Sizin üstünüzde size çok güzel taşıyorsunuz. Yok yani. Yok gerçekten taşıyor. Her çok şey güzel. Yakışıyor. O kadar size. Güzel ki. Bayıldım. Burada ışıktan da öyle görüyor olabilirsiniz. Bu uzun şalların çok kullanım şeysi vardır. Biz annem de ben de bu uzun şalları çok severdik. Çünkü çok kullanımlı oluyor. Hemen şöyle başını ört. Ayrıca bir bere taşıma. Şöyle yap. Evet. Her türlü kullanılabiliyor. Hatta bu uzun şalların en güzel özelliklerinden birisi de şöyle beline bir sarışındır. Şu. Evet. Ben mesela onu çok yaparım. Şöyle bir sarı ver beline. Oturduğun yerde. Şöyle bir sıcak sıcak. Sıcak sıcak. Mürvet, kaç motiften oluşuyor bu şal? Saymadım diyeceksin şimdi. Evet. Vallahi kızacağım. Bak ay. Haklısınız. Yalnız hemen bundan runner da olur. Runner da olur. Çok güzel. Kaç tane aşağı yukarı? 27. 27 tane var. Her bir şeye baksanıza. Vay vay vay. Çok güzel bunun örtüsü de olur. Evet. Büyük aha, masaya evet. Şöyle. Masaya, koltuğa, şal koltuğa, olur. Birazcık şala. Daha genişletir. Ben masada çok beğendim. Evet çok masada güzel. Da olur. Şimdi Mürvet bunu göstereceğim hı-hı. Bize. Ama şu yaptıklarını şöyle bir geçelim. Şu eldivenleri eldiven. Biliyorsunuz. Bunu ben mi vermiştim sana modelini? Yok. Sizinkine benziyor ama. Şu parmak şurada. Pardon. Buldum bir yerden geçirdim. Evet. Normal delikler olduğu için. Bundan sipariş yaptın mı? Çok yaptım. Güzelmiş. Yaptım. Bunda da iki tarafın renklerini bunu, aynı denk getiriyorum. Çok güzel denk getirmiş evet. İki tarafı. Burada da ayırıyor ama tabii. Renkleri denk getirmiş. Bakın çok güzel. Şu da bu evet. Rengi. Evet. Her rengi olabilir. Şöyle bir masayı bir geçeyim diyorum ben. Bunu görmüştük daha evet. Önce. Evet. Ama şu şalları da efsane Mürvet'in. Bakın. Bunlar da baharın olmazsa olmazı omza al, şöyle at. Her türlü bu da çok güzel oluyor. Ona bakayım Mürvet. Bu neydi gör? Ha bu da yelek. Bu yelek de güzel. Yani tablo gibi çalışıyor. Hakikaten öyle. Şimdi bu. O bu da küçük, daha evet. Küçük bir fular. Bu da çok güzel. Bunu da şöyle alayım. Bunun da geçişleri, renkler evet. Muhteşem oluyor Mürvet.
Gerçekten çok güzel oluyor. Şurada iki tane daha şalı ve bluzu da var. Buradan hangisini göstermemizi istiyorsanız bir daha mürveti öyle programlayacağım. Bakayım çoğunluk neye geliyor? Şöyle de önünü açmış oldum birazcık. Evet. Hadi mürvet anlatalım. Tamam. Yalnız bu renkler de çok evet. güzel oldu. Evet. Evet. Erkancığım bir şey dediniz, duyamadım sizi. Mikrofonun mu açık kaldı yoksa? Yok. 5 tane evet. zincir çekiyorum. Şimdi 5 zincirle göbeği başlıyorsun. Evet. Kapatıyorum. 3 tane zincir çekip yukarıya çıkıyorum. Evet. Bir kere dolayıp içinden çıkıyorum. Sen sihirli halka yapmıyorsun. Yok, yani yapıyorum ama her motife gitmiyor. Evet, buna gitmiyor. Da öyle bir durum evet. var. Şöyle yapayım. Kapatmadım. Evet. Bir tane daha yapıyorum. 1, 2, üçünü bir kapatacağım. Şimdi badem yaptım. Badem yaptım. Mürvet'in özelliklerinden bir tanesi de çok uzun çekiyor şeyi. Evet, bol tutuyorum. Evet. 1. Araya 5 tane zincir çekiyorum. Bol bol. Yine bir kere dolayıp ikinci bademi yapıyorum. Bu 2 kere de çıktım bunu. Kapamadım. 2. Üçüncüyü de yaptım. Hepsini bir kapatıyorum. Böyle 8 tane yuva olacak. Ha, 8 tane badem olacak. Şunu da çok iyi gözükmüş evet. bir dakika. Ortası 8 tane badem. Evet, ortası sonra, 8 tane badem. Bakın bademlerin şeyleri sanki 5'te falan çıkmış gibisin. Kaçta çıkıyorsun? 2'de. 2'de çıkıyor. 2'de çıkıyorum, çıkıyor üçüncüde hepsini topluyorum. 5'te çıkmış gibi. Evet, sonra? Ondan sonra bu 8 tane yuvayı yaptıktan sonra... 8 tane bademin üstüne yuvaları yapıyorsun. Evet. Kaç aralarında? 5 tane zincir çekiyorum. Tamam. Buraya bir tane sık iğne yaptıktan sonra tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Tek buraya bu sefer bir yuvaya 3 tane badem yapacağım. Tığın kaç numara? 3,5. 3,5. Yani onun özelliği mürvetin çok uzun uzun çekiyor. Evet, bol bol. Sıkı bol yapmıyorum. Bademlerin arasında burada da 3 tane zincir çekiyorum. Tamam. Şimdi bir yuvaya 3 tane badem yapmış oldum. Yapınca bir görelim. Göstereceğim. Kamera orada. Oraya. Mehmet şu elini. 3 tane bademi evet. yaptıktan sonra 4 tane zincir çekiyorum. Evet. Yandaki yuvaya tekrar 3 tane badem yapacağım. Tamam. Bu sırayı da böyle devam ediyoruz. Aralarına 3 zincir çekerek aynı yuvaya bir tane daha yapacağım. Evet, Mürvet'in de atölye çalışmaları var. Çok gurur duyuyorum. Gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyor. 2. Üçüncü de kapatıyorum. Bu sırayı da böyle devam ediyorum. Araya 4 tane zincir çekiyorum. 3 tane bademi yaptıktan sonra. Evet. Şimdi böyle bak. Burada da ayırdığın için. Ayırdım. Çok ipi ver bana. Şimdi ipten gelse farklı geliyor. Şimdi sarıyı ayırıyor. Bunu evet. ayırıyor. Şimdi bu şekliyle de çok güzel sonuçlar çıkıyor ama burada sadece mürvete ait bir şey olmuş oluyor. Evet. Hakikaten tablo gibi oluyor yaptığı şeyler. Evet, yani şimdi bir de şu yumuşak. Olayın şu yumuşaklığı, şu yani yünü de burada şeyini, değerini çok iyi hissedebiliyoruz. Evet, değeri çıkıyor. Değeri çıkıyor ama renklerde de sen elindeki bir yünle tablo yapıyorsun aslında. Resim yapıyorsun. Evet, bunu birisi daha bana söylemişti. Ressam gibi çalışmış. Evet. Demişti. Bak şurada şöyle geliyor evet. lekeler. Burada böyle geliyor. Yani bunun içine turkuazlı yaptıysam bu turkuazın içine de pembeyi yapıyorum. Yani bunu burada tamamlıyorsun evet, birbirine. Aynen öyle. Uyduruyorsun. Geçişlerini öyle sağlıyorum. Bütün ayırıyor iplerini. Bakın şurada ipleri görelim. İplerini bu şekilde ayırıyor. Sonra Mürvet. Sonra öbür sıraya geçiyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Bu sefer yuvalar belli. Her yuvaya bir tane badem yapıyorum. Bir tane badem yaptıktan sonra 3 tane zinciri çekiyorum. Tekrar ikinci yuvaya geçip ikinci bademini yapıyorum. Aşağıda 3 taneydi. 2, 1 diye eksilte eksilte her sırada motifi bitireceğiz. 2 taneyi yaptıktan sonra 4 tane zincir çekiyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Yandaki bademe geçmek için. Evet. 4 tane daha zincir çekiyorum.
Buradaki bademi yapıyorum. Şu bademi yapayım, göstereceğim. Vay vay vay, çok güzel düşüyor. Araya 3 tane zincir tekrar çekiyorum. 2, 3. Diğer sırada da bu bademi tek yapacağız ki bu hani çilek şeklinde çıksın. Var mı bir sonraki şeyi? Var. Bakayım. Şurada da mesela ne kadar güzel böyle. Evet, sarı, yeşil, yeşil. Küf rengi, evet. Gibi böyle. O kadar güzel olmuş. Şimdi burada ne yapıyorsun? Burada tek badem yapacağım. Yap bakalım, görelim. Tek badem dediğin şuradan göster bakayım. Şurası. Bana. Ha, şunu yapıyoruz. Evet. Tekrar 3 zinciri çekiyorum. 1, 2, 3. 5 tane zincir çekiyorum şimdi. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Yuvalara kirpik yapmak için yuva oluşturuyorum. 4 tane zinciri çekiyorum. Tekrar bir sık iğne yaptıktan sonra 5 zincir çekiyorum. Bu yandaki tekli bademe geçiyorum. Şimdi teke düşürmüş oldum. Evet. Mürvet çok da güzel şeyi hazırlamış. Şurada yazmış. Yaşar sağ ol. Balerin gibi ayak ucuna kalktın. Çok teşekkür ederim. Bazen buradan alanlar oluyor. Evet. Evet. Bunu yayınlayacağız sosyal medyada. Buyurun Müge Hanım. Ha, bu şal için kaç yumak kullandık? Şimdi hani ben ipleri ayırdığım için biraz fazla kullanıyorum. Yani şimdi her şeyi kullanmıyorum içinde. Aşağı yukarı söyle. 4 yumak kullandım ben buna. 4 yumak. Ama 3'le de yapabilirler yani, ipi ziyan etmezlerse. Bir sıra eksik de olabilir bu. Tabii olabilir. Olabilir. Yani bu bir sıra daha eksik olsa hani çok bir şey olmaz. Şunlar çok güzel Mürvet. Evet, onları da uzunlu kısalı yaptım. Püskülleri de çok güzel. Püskülleri yani. Orijinal olsun dedim. Hani püskül yapmayayım da. Bence de. Püskül şey yapmazdı bu, kaldırmazdı. Fazla olurdu. Evet, fazla olurdu. Ama İki tanesini aynı boyda, bir tanesini olmuş. Uzun yaptım. Yani Mürvet, çok güzel şeyler oluyor. Düşünüyorsun, yapıyorsun. Evet. Seviyorum çünkü. Sevdiğim için bunlar çıkıyor. Evet, çok çok güzel. Şöyle koymuşsun, şu aralara koymuşsun. Evet. Birer tane ortalara Tabii koymuşsun. Hepsine de koysaydım çok fazla olacaktı. O da fazla olacaktı. Evet. Bir uzun bir kısa olunca daha da şık durdu. Çok güzel. Çok yani hiçbir şeyinde bir fazlalık, bir eksiklik göremiyorum. Yok, hoşuma gitmezse Peki, zaten yapmıyorum. Peki, ütüyü konuşalım Mürvet. Ütüyü de buhar veriyorum, elimle düzeltiyorum. Basmıyorsun yani. Basmıyorum. Yani bastığın zaman örgünün şeyi gidiyor. Diyelim ki bu ütü, buradan buharı veriyorum, elimle düzeltiyorum. Evet. Güzel. Pıs pıs yapıyorsun, elinle evet. Düzeltiyorsun. Ben de basılmasını çok sevmiyorum. Evet, çünkü basılırsa mutlaka bir şey oluyor. Şey yayılıyor ve yapışıyor mu diyeyim, o pufuduklu o özelliği gidiyor. Örgünün gidiyor. Özelliği gidiyor. Ama azıcık da istiyor. Eğer hiç Tabii. yapmazsanız da bu sefer o da bakın hiç yapmadığında da böyle örgünün hakkı gidiyor. Gösteriyor. Kursa gelenlere mesela örüyorlar. Diyorum ki ütüsünü siz yapmayın. Bozarsınız. Ben alıyorum, ütülüyorum onların ütülerini. Sen mi ütülüyorsun? Ben ama kıyamıyorum yani. O kadar Çünkü örüyorlar. Tabii örüyorlar, ediyorlar. Aslında bence sen alıp yapma. Evet. Sen ama ben onlara göster. Evet, gösterme, orada göstermem. Ütüyü bir gün götüreyim. Ben diyecektim. Sizin gibi. Ütüyü getir. Evet, ütüyü bir orada gün götür. Orada göster ki onlar kendileri tabii, o doğru. El alışkanlığının da olması lazım. Doğru doğru. Gerçekten önemli. Kaç tane dedim motif? 27. 27 tane motif var bu şalda. Tekrar şöyle bir tut. Mürvet, kalksana, senin üstün siyah daha güzel duracak şöyle. Baksana siyahta falan. Renk geçişleri efsane. O kadar güzel olmuş. Hakikaten çok güzel. Aa Mürvet. Yani tam selfilikte bir durumumuz var. Değil mi? Programdan sonra yapalım. Yapalım vallahi. Çok güzel. Hepsini çok beğendim. Ama şu miniyi de çok beğendim. Acaba şunu mu? Bunu örmüştük biz yıllar önce galiba. Bunu değil de buna sırf çiçeklisini yapmıştım. Mürvet'in bu çiçekleri çok meşhurdur. Evet. Biliyorsunuz. Bu da çok güzel olmuş. Bunu da çok beğendim. Peki bunda da yaparken
Şu güllerde özellikle ayırdın mı mesela? Pembeyi tabii. Ayırıyorsun. Yani pembeyi şöyle ayırmıyorum. Pembeyi şuradan ayırıyorum. Biraz bir koyusundan katıyorum. Yani biraz yine de bir geçiş tabii, olsun geçiş diye. Olsun diye. Sonra bunu buradan çıkartıyorum. Bunu buradan alıp katıyorum. Ha şöyle katıyorum. Öyle alıyorum. Ha. Kimine daha az alıyorum, kimine daha fazla alıyorum ki hepsi aynı olmasın tabii, diye. Tabii bak söylediği şey burada oluyor. Yani üstünde sanki şuralarda bir tık evet. Tık böyle bir fırça atılmış gibi. Evet, Mürvet. Bir kere daha motifimizi görebilir miyim? Sizin şeyi. Evet. Şunu birleştirmesini göstereyim mi? Baştan mı başlayayım? Efendim? Birleştirmesini gösterelim. Tamam. Birleştirmesi eksik kaldı diyorum, bir şey eksik şimdi kaldı. Şimdi bu sırayı tamam teke düşürdükten sonra bademleri 5 tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bir kirpik oluşturuyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Şuradaki yuvaya üçlü trabzan yapıp ilkine kirpik yapmıyorum. İkincisine kirpik yaparak birleştireceğim. Bu bir tane kirpiği yapayım. Kirpik dediğin şu ucundaki ibikler evet, mi? Evet, ibikler. Hı. Ondan 3 tane yapıyorum. 2 başa kirpik yapmıyorum. Boş bırakıyorum trabzanı. Nerede bunu göstersene bize şurada. Şurada. 1, 2, 3 ama burada 5 tane trabzan var. Tamam. Sağında ve solundaki başlarda kirpik yok. Tamam. Görüyorum çok... Ha, çok güzel tutturmuşsun. Tutturuşta da çok bir güzellik var. Şurası. Evet. Şimdi yani onu göstereceğim. Hiçbir şekilde örgüde bir kalınlık, kabalık yok. Yok. Seyircilerimizin sorusu varsa alayım Müge. Evet. Hadi Mürvet. Ve şimdi birleştireceğim. Bademlerin arası kaç tane mi? Onu mu merak ediyorlar Müge? Bademlerin arasını zincir gösterdim. Zincir mi? Gösterdim. Evet. 3 tane zincir çektim. Hepsinde 3 tane zincir çekiyorum. Bademlerin arasında 3 zincir var. Evet. Evet. Şimdi bir tane trabzanı yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Tığımı çıkartıyorum. Bunun içinden geçiriyorum. Tamam. Daha düzgün oluyor. Evet. 2 zincir daha çekip buraya bir sık iğne kesinlikle yapıyorum. Kesinlikle oralarda da elini sıkmıyor Mürvet. Evet. Görüyorum. 2 zincir çekiyorum. Tamam. Tekrar içinden geçiriyorum. Trabzanı yapıyorum. Tekrar 2 zinciri çektim. Şimdi buraya bir tane tekli trabzan yapacağım. Şimdi 4 tane zincir çekip bademin üstüne geliyorum. Bir de burada bir badem birleştireceğim. 1, 2. Şöyle göstereyim. Şunu da şuradan alıyorum. Bunu içinden geçiriyorum. 2 tane kirpik, 1 tane badem birleştirmiş oluyorum. Evet. Şimdi eldivenleri çok merak edenler olmuş. Eldivenleri göstermiştik. Ben yıllar önce bunu yine Kızlar Amerika'da okurken oradan almıştım. Benimkinin içinde polar kaplıydı. Evet. Hatırlıyorum ben onu. Hatırlıyorsun değil mi? İçinde polar vardı. Şuradan şuraya, şurada yoktu. Ama şuradan şuraya içine polar koymuşlardı. Böyle güzel bir polar. Burada da kaç motif kullandın Mürvet? Kaç tane? 6 tane. 6 tane motif var. Parmaklar. Parmaklar var. Yalnız çok güzel düşürmüşsün bunu. Şuradaki iki motifin, dönen iki evet, motifin o. Arasından şu parmağı yapmışsın. Tekrar giyeceğim ben bunu. Yani ellerin açık olması parmakların evet. Tabii telefonlar açısından çok aynen. Çok iyi oluyor. Bir de ben çok sıkılıyorum kapalı parmakta. Şu bayağı güzel. Bayağı güzel düşmüş. 6 motif var. 6 motif var. Nasıl doldurdun bunların içini? Onlar 5 tane beş doldurdum tane ama şey tığla normal. Tığla. Hemen gösterebilirim isterseniz. Göstersene bir tane bakayım nasıl yaptın. Şunun içine şöyle şey yapayım. Kaç tane doldurdun bir, onun için şey iki, yaptın? Üç, bayağı. Dört, çünkü beş tane. Çok uzun çektiği için. Evet uzun çektiğim için. Birimizin fark yani bizim de yaptığımız motif aslında onu o yaptığı zaman daha farklı oluyor. Çok uzun çektiği için. Görelim onun şeylerini. 3, 4,
5. Şurada. Yap bir tane daha görelim. 1, 2. Araya 2 zincir çekiyorum. Tamam. 1, 2. Kaç tane var 3, şurada? Kaç? 4, 12. Var? 12 tane 5. Var. Arasından çıkartıyorum. Sonra bir de buradan örüyorum. Kitliyorsun yani. Kitliyorum, evet. Evet. Sonra? 12 yaprağı yaptıktan sonra köşeleri oluşturuyorum. Ha, şurada şey, İki. Hanım Dilendi'nin köşeleri var. Evet, Hanım Dilendi'nin köşeleri var. Şuralarda, şurada, şurada. 4 köşe. Şimdi renkler de farklı geldiği için. Evet. Ama çok güzel düşmemiş mi? Çok iyi, iyi düşmüş. Evet. Parmaklar da çok güzel olmuş. Bunlar normal sık iğne mi, çakma sık iğne mi? Ya onlar ikili trabzan. İkili trabzan mı? Ha, gözüm görmüyor. Hmm. Yani ha, biraz evet, şey sıkı ikili örüyorum trabzan. Ki hani çok şey olmasın i̇kili diye. İkili trabzan olmuş. Şimdi benim aklıma bu ördüğün şeyden, şaldan böyle evin rengine göre, ev ne renkse... şeyden de olabilir bu, merserize'den de böyle yazlık evlere, balkonlara. Evet, çok güzel olur. Bir tane öyle benim vardı, hatırlar mısın bilmiyorum. Ben Ayvalık'a gidince size onu çekeceğim. Evet. O kadar güzel ki biraz daha büyük motifler merserize. Bir örtüyorsunuz, merserize ağır da çektiği tabii. için çok aşağı olur. Doğru mükemmel, yani eski örtüleri düşünün, dantel örtüleri. Onun gibi ağır çektiği için çok güzel duruyor. Bir de şimdi benim de aklıma geldi, perde de çok güzel olur yazlıklarda. Ne diyorsun? Şimdi geldi aklıma. Bir dakika, şöyle hemen bir bakalım. Bir dakika, şuraya gidip bakacağım şuraya. Erkan. Vallahi.